Herkese merhaba. Çocukla Sinema Kitaplığının ilk videosunda karşınızdayız. Çocukla Sinema'nın bir bölümü olarak açtık burayı da ve e, tabii ki de güzel hikayeler sadece film olarak karşımıza çıkmıyorlar. İyi e, hikayelerin kitaplarda da oldukça ilgi çekici olduğunu, özellikle çocuk dünyası açısından hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama kitap seçmek her zaman çok kolay bir e, uğraş olmuyor. Biz de bu konuda Elimizden geldiğince size faydalı olmak için çocuk kitaplarına da daldık. Çünkü çocuk kitabı okumak da yetişkinler için çok keyifli olabiliyor. Bunlardan bir demetini size sunmak istiyoruz şimdi. Özellikle hani grafik romanların, grafik kitapların daha çok ağırlıkta olduğu bir seçki hazırladık bu ilk videomuzda. Bunların ilki kırılan saatin hiç de hüzünlü olmayan hikayesi. Ee, ya da uzayda nasıl çay içilir diye esprili bir uzun ismi var. Evet, e, Çınar Yayınları'ndan çıkan bu kitabın yazarı Olcay Maden Ünal çizer de Merve doğruer ya bir kardeşlik hikayesi aslında Birbiriyle pek anlaşamayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor bu kitap aralarında yaş farkı olan kardeşlerle ilgili güzel bir öykü küçük kardeş hikayeyi anlatıyor artık ağabeyinin onunla hiç oynamak istemediğinden işte bahsediyor ve evde oynanan bir takım oyunlar üzerinden bu hikaye anlatılıyor güzel de grafiklenmiş güzel resimlenmiş e, Tabii... Abi kardeşin uyuşmazlığı, uyuşmamazlığı, işte ondan sonra yaşanan küçük bir ev kazasının ardından güzel bir final. Ee, küçük samimi bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Ee, resimleri de çok gayet güzel ve aslında yazı olarak da fena değil. Yani e, uzun uzun okunabiliyor hem de oldukça da pratik güzel bir hikaye anlatıyor. Bir diğer kitabımız Mihao isimli bir kitap. Bu gördüğünüz gibi ee, bu hikayenin ismi miyavlama ile havlama arası bir sesten oluşuyor. Çünkü bu hikayede kedi gibi yaşamak isteyen evcil bir köpek var. Bu da Doğan Egmont'tan çıkan bir kitap. Aslında Blanca La Casa Gomez e, yazarı. Ve miyavda da aslında e, mihaoda daha doğrusu çok fazla yazı yok gördüğünüz gibi. Aslında okumayı söken çocuklara da ilk önce okutulabilecek kitaplardan bir tanesi. Ev ahalisi özellikle de onunla hiç... Daha çok ilgilenen Can adlı çocuk fıstık adlı köpeğin neden normal bir köpek gibi davranmadığını merak ediyor. Çünkü fıstık normal bir köpek gibi davranmıyor. Yani havlamıyor, işte oradan oraya zıplayıp oyun oynamıyor. Daha farklı bir kimyaya sahip. İşte Can da bunun ne olduğunu merak edip araştırıyor ve sonunda da öğreniyor. Aslında kapakta da görüldüğü gibi kendisinde biraz kedi gibi hisseden bir köpekten bahsediyor. Yani farklı hissetmek, hoşgörü, farklı olana karşı e, saygılı ve anlayışlı olmak ve ona o şekilde davranmanın önemini anlatan önemli bir tema işleyen güzel bir kitap. Ha bu arada tabi e, resim olarak çok üstün bazı kitaplar da var. Mesela bu Lea ve Fil harika bir dostluk hikayesini son derece estetik çizimlerle anlatıyor. Çıkarıyor karşımıza. Zengin ama çok yalnız yaşayan bir kız çocuğu var burada. Lea. Ee, ve çamurlar içerisinde büyüyen bir fili ser Sonra bir süre sonra da onu evine çağırıyor. Gel burada yaşa diyor. Ve ona çeşitli hediyeler veriyor. Aşırı güzel zenginlikler sunuyor. Bakın. Böyle de güzel çizilmiş. inanılmaz kara kalem çalışmaları var. Çok emek verilmiş. Ee, Kim Sena'nın kitabı bu Aslı Tohumcu çevirmiş ve inanılmaz güzel grafiklerle e, Gerçekten de e, hani okuduğunuz zaman çocuklar için de ilham kaynakları yapacak bir çizim çalışması da sunuyor Ayrıca e, bu kitap kitap Çınar yayınlarından çıkmıştı ve e, Gerçekten de hani e, bu tip kitapları sevenler için oldukça doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Mutluluğun varlıkla, zenginlikle pek ilgisi olmadığını anlatan, arkadaşlığın bunlarla ilişkisi olmadığını, birbirlerine yardımlaşmayla ilgili olabileceğini de söyleyen çok tatlı bir hikaye anlatıyor. Yine harika bir grafik olarak da çok önerebileceğim bir kitaptan bahsediyoruz. Az metinli ama olağanüstü bir görselliğe sahip çok tatlı bir hikaye. Ada. Ada can çocuktan çıktı. Sophie ile babası bir deniz kazasının ardından kendilerini bir adada buluyorlar bir tane de köpekleri var yanlarında ama aslında bu ada Göründüğü gibi bir kara parçası değildir Burada aslında Kapağında da gözüktüğü gibi dev bir kaplumbağanın sırtı Bu minicik hikaye aslında Bize nezaketi Sabrı Ve sevgiyi anlatıyor Çok İnanılmaz güzel resmedilmiş. Hemen özellikle bir sahnesini göstermek istiyorum size. Bakın böyle sulu boya çalışmalarıyla yapılmış, resmedilmiş Mark Jansen'in kitabı. Dünyada da oldukça ilgi gören bir kitap olduğunu söyleyebilirim, bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Özellikle çocukları sulu boya resme yönlendirmek açısından da faydalı. Hem güzel tatlı bir hikaye hem de ailecek güzel sulu boya çalışmalarına kapı açabilecek e, çekiciliğe sahip. Evet bir diğer e, kitabımız küçük bir kitap, Çınar Yayınlarından gene çıkma. E, kendime ait bir oda. Kendime ait bir oda sizi tanıdık gelecektir aslında eğer edebiyata düşkünseniz. Edebiyat tarihinin, dünya edebiyatının, e, edebiyatın iz bırakmış yazarlarından biri, bir kadın yazar Virginia Woolf'un kendine ait bir odayı hatırlatıyor bize. Kendine ait bir odayı okuyanlar, okuduysanız eğer e, orada şöyle çok güzel bir söz vardır. Bir kadın eğer kurmaca yazacaksa parası ve kendine ait bir odası olmalıdır der. Yani e, buradan yola çıkarak aslında kızlara, kız çocuklarına yazmaya yönlendirmeye amaçlayan bir kitaptan bahsediyoruz bu kitap. Serena Balista ve Chiara Carrier isimli iki yazardan e, oluşturulmuş bu güzel eser. Ee, aslında yazmanın nasıl bir şey olduğunu, yazmayla hani yazmak için kurmaca bir hikaye yazmakla e, bir örümceğin a yapmasını birbirine benzetmiş. Çok güzel bir çalışma olmuş bu anlamda. Çok basit sade bir çizimler ve bu çizimler o kadar sade ki her çocuk bunları e, taklit edebilir ve e, kendisine ait bir takım çizimlerde oluşabilir. Hatta sonunda sen de kendine kendi odanı burada resmet diye bir yerde ayrılmış ve üstelik de hikaye yazmanın nasıl bir şey olduğunu olay örgüsü üretmenin örümceğin ağlarıyla örmesi gibi bir şey olduğunu çağrıştırıyor ve örgüye benzeyen her şeyi her imajı da aslında buna benzetiyor. Çok güzel bir şey özellikle yazarlığa ilgi duyan çocuklar için de Virginia Woolf'u anlatmak açısından güzel bir olanak sağlıyor. Dünyanın en büyük pırtı. <laughs> evet böyle bir isim var bu kitabın. Doğan Egmont'tan çıkan bir kitap. Büyük bir yarış, ormanda büyük bir yarış var. Ya çocukların gülmekten yarım bırakacağı bir kitap olabilir bu. Yani çok zor tamamlayacaklardır gülmekten. Çünkü bu yarışta ormandaki <laughs> bütün hayvanlar pırt yapma yarışmasına katılıyorlar. Yarışı kimin kazanacağı büyük merak konusu. İşte bakın gördüğünüz gibi... Böyle güzel renkli sevimli grafikleri var. E, finalde de ummadık taş baş yarar şeklinde bir mesaj veriliyor. Çünkü hiç tahmin etmediğiniz hayvanlar çok e, küçük pırtlar yaparlarken çok büyükleri büyük pırtlar yapabiliyor. E, yani açıkçası e, bu anlamda hani çocuklar genelde bu tip esprileri çok severler böyle popolup. ...gaz çıkarmalı esprileri. Yani daha çok eğlenceye yönelik bir... E, ...kitap olduğunu söylemem gerekiyor. Ama e, okumayı da... ...aynı zamanda hani zevkli bir hale getirmek için... ...kullanılabilir. Bana Öyle Bakma. Bu çok anlamlı bir... E, ...başlık tabii. Bir kitap ismi. Farklılıklara Saygı. Kırmızı Kedi'den çıkan bir kitap. Gökçe Gökçeer ve Pelin Turgut ikilisi Aslında çok çocuk kitabı... E, ...üreten bir ikili. Ve e, bu son derece önemli bir mesele üzerine yoğunlaşıyor. Bu bana öyle bakma. Kimsenin kimseyi dış görünüşü yüzünden yargılamaya hakkı yoktur diyor sonuçta. isminden de gördüğünüz gibi kimimiz şişman olabilir, kimimiz zayıf. Ya da kimisi saçlarını kısa kestirebilir, kimisi de uzatabilir. Farklı bulduğumuz ya da farklı görünen insanlara gözümüzü direkt Dikerek bakmamamız gerektiğini ve işte herkesin farklı olabileceğini ben benim sen sensin o da o diyen hiçbirimiz tuhaf değiliz e, hiçbirimiz yani tuhaflık dediğin şey nedir zaten herkes istediği gibi giyinebilir herkes istediği gibi görünebilir bunu çok güzel anlatan e, bir kitap tabi bunda bir hikaye yok e, yani bu daha çok bu sözleri ve bu durumları güzel e, grafiklerle anlatan güzel resimlenmiş tatlı bir kitap. Hikayeli olmasını tercih ederseniz başka kitaplarda var. Mesela onlardan bir tanesi bu hiç normal değil. Doğan Egmont'tan çıkan bu kitap. E, Marpavon ve Loret Dufey ikilisinin kitabı. E, burada çok uzun hortumlu bir fil var. Bakın Zaten kapakta da onu görüyoruz ve onu seyreden bir su aygırı. Su aygırı sürekli ona böyle bakıp bakıp gözünü dike dike ya bu hiç normal değil deyip duruyor. Aslında diğer bütün hayvanlar onun hortumuyla çok güzel işler halletiyorlar ee, ama su aygırı bunlara uzaktan bakıp sürekli söyleniyor bu hiç normal değil filan diyor. Ama gün gelecek bu uzun hortumlu fil. Yolu çok acayip bir olayda kesişecek. Bu e, spoiler vermiyim. E, merak edenler okuyabilirler. Doğan Egmont'tan çıkan hiç normal değil. Yine bir farklılıklara saygı ve farklı gördüğün kişileri gözünü dikip bakmamak üzerine güzel bir hikaye anlatıyor. Bu çok yaratıcı bir kitap. Herkesin öyküsü. Kristin Roskift adlı yazardan gelen bir kitap. Desen Yayınlarından çıkmış. Bu tamamen çok farklı, kendine özgü bir kitap, bir öykü atlası. Yani her biri kendi öyküsünün kahramanı olan bir sürü karakter bize tanıtıyor. Şöyle size tarif edeyim bunu, göstermem gerekiyor aslında. Her sayfa giderek çoğalan bir karakterlerle kendisini gösteriyor. Burada bir kişi var. Sonra iki kişi oluyor. Giderek Bakın üç kişi oluyor sonra dört kişi oluyor. Ve altta da her birine dair küçük hikaye ipucuları var. Ama bu ipuçları e, bazen sayfadaki grafiğin içerisinde bir detayda kendisini gösteriyor. Mesela bakın bu adam sürekli cep telefonuna bakıyor. Ve e, aşağıda diyor ki işte biri işte cep telefonuna bakan adam işte ileride şöyle bir şey yaşayacak diyor. Sonra biz bir bakıyoruz ki. Bakın bu adam sonraki bir sayfada yine cep telefonuna bakıyor. Ee, takip ediyoruz bu karakterleri. Ve her biri aslında kendi içinde. Bakın giderek çoğalıyor karakterler. Her biri kendi içinde bir hikaye yaşıyorlar aslında. Ve çocuk bunların her birini tek tek takip ediyor. Yani e, aslında hep beraber oturup da. Hani ailece. Her bir karakterin nereden nereye doğru gittiğini bakın ileride bu kadar kalabalıklaşıyor çünkü olaylar. Her karakterin nereden nereye gittiğini neler yaşadığını çocuğunuzla birlikte konuşabilirsiniz. Aslında keskin bir dikkat istiyor, güzel bir hayal gücü istiyor. Bir yandan da gerçekten odaklanma meselesini çocuklara güzel anlatıyor ve çocuğunuzla birlikte dolu dolu zaman geçirmenizi sağlayacak harika bir kitap çıkıyor ortaya. Tabii şöyle de bir şey de var. Onu da söylemem gerekiyor. <laughs> Bu son sayfalardan bir tanesi. Ee, sizin rahatlıkla takip edemediğiniz bir durum çıkarsa da ortaya kaybolmamanız için finalde her karakterin yaşadığı şeyler böyle böyle özetle bir şekilde toplanmış. Ya çok faydalı bir kitap. Gerçekten herkesin öyküsünü ben çok tavsiye ediyorum. Hikaye yaratmak üzerine çok kafa yoran biri olarak. Peki yine çok yazı ve az grafik, az resim olan kitaplardan bir tanesi Çınar yayınlarından çıkan. Bizon Raymond yani bu aslında Lou Beşen ve Kate Chappell isimli iki yazardan gene e, gelmiş e, Çınar yayınlarından çıkan bu kitapta da güzel bir hikaye anlatılıyor. E, bir e, çocukların çok sevdiği bazı kitaplar vardır. Onlara özellikle ilgi e, gösterirler. ve Onu hep yanlarında tutarlar. E i̇şte e, Bizon Raymond'da bir çocuğun, Çınar adlı bir çocuğun e, kitabının ana kahramanı. Sonra bu kitap yanlışlıkla kayboluyor ve bir kütüphaneye düşüyor ve o kütüphanede kayıp kitaplar rayonunda yaşamaya başlıyor. Ancak Raymond, kitaptaki Raymond kitaptan çıkabilmeyi başarıyor bir şekilde. Bakın böyle. Ve ondan sonra da sahibine ulaşmaya çalışıyor. Ancak sahibiyle yolu bir türlü kesişemiyor. Hatta bu yıllar süren başka bir dostluğun kapısını da açıyor. Çünkü kütüphanenin memuru ile memure hanımıyla birlikte aslında çok başka bir büyük bir arkadaşlık yaşıyorlar. Nalan Hanım'la. Ve yıllar yıllar sonra kitabın sahibi tekrar hikayeye giriyor. Evet bu gerçekten keyifli bir kitap. Okuması da keyifli. Çizimleri de keyifli. Ve yer yerde hayli komik. Son kitabımız bu. Benim de çok severek okuduğum bir kitap. Ya Şapka'da eriyen Bay Karp Kerry Fagan, Tudem yayınlarından çıkmıştı. Gerçekten hani koleksiyonculukla alakalı e, arşiv yapmaya meraklı benim gibi bir insan, özellikle bu böyle bir hikaye asla e, ilgisiz kalamıyor. Neden? Çünkü bakın, Bay e, Randolph'un babası, Randolph adlı çocuğun babası haksız yere hırsızlıkla suçlanıyor ve işinden oluyor. Ailede biraz rahatlamak için evin üçüncü katına bir kiracı istiyorlar. Kiracı da bu. Bay Karp. Kiracı Bay Karp. Tıpkı Randolph gibi bir koleksiyoner. Peki ama bu adam ne biriktiriyor? İnanılmaz şeyler biriktiriyor. Yani acayip güzel farklı bir Hikaye anlatıyor burada koleksiyonculuk anlamında. Bu kitabın hikayesi ve çevirisi o kadar güzel ki, yani evet 10 yaşından büyük çocukların daha çok okuyabileceği bir kitap. Diğerleri gibi değil, biraz daha farklı, biraz daha algısının açık olması gerekiyor çocukların ve gerçekten anlattığı mesele de hepimizi ilgilendiren bir mesele. Çocukların da ilgisini çekecektir. Koleksiyon yapmak, hayatı doğru algılamak ve zorluklarla mücadele etmek, inatla mücadele etmek üzerine bir kitap. Gerçekten çok keyif verici. Büyükler için de tavsiye ediyorum. Bu kitabı şapka deriyen yani Bay Karp. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bizimle olduğunuz ve kitapların dünyasına güzel bir ziyaret yaptığınız için. Bir dahaki Çocukla Sinema kitaplığında yepyeni başka çocuk kitaplarıyla hep beraber olacağız. O zamana kadar iyi okumalar, iyi seyirler. Hoşçakalın.